Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 31-38. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Burada Cenab-ı Hak bir takım emirler ve yasaklarda bulunuyor ve bunlar hayatımızda son derece önemli olan esaslar. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ Geçim sıkıntısıyla, geçim telaşıyla çocuklarınızı öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Biz hem onları rızıklandırırız hem de sizi rızıklandırırız. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَب۪يرًا Onları öldürmek şüphesiz çok büyük bir hatadır ve bir cinayettir. Değerli izleyenlerim, Arapların özellikle kız çocuklarını diri diri gömmek gibi, küçük yaşta onları öldürmek gibi vahşi bir adetlerinden, İslam öncesi vahşi bir adetlerinden Kur'an-ı Kerim'de de söz edilir ve dülbenat tabir edilen böyle bir cinayet anlatılır. Ancak ayet-i kerime genel bir ifadedir. Evladınızı geçim korkusuyla katletmeyin, öldürmeyin. Günümüzde bu kürtajı çağrıştıran bir ifadedir ve maalesef İslam ülkelerinde bile, ülkemizde bile bir kısım insanlar kürtaja sıcak bakabilmekte ve ana rahmindeki teşekkül eden çocuğu aldırabilmekte ve böylece cahiliye Araplarının İslam öncesinde yaptıkları dünyaya gelen kız çocuklarına diri diri toprağa gömmenin çok daha vahşice bir şeklini gerçekleştirmektedirler. Onlar yine dünyaya geliyordu ama günümüzde ana rahmindeki çocuğa dünyaya gelme fırsatı bile bazıları tarafından verilmiyor. Kürtajın tabii kendine göre belli bir takım durumları var. Caiz olup olmadığı yerler. Bu fıkhi bir mesele. Biz burada bununla alakalı ayrıntıya girecek değiliz. Ancak diyelim annenin hayati bir tehlikesi söz konusu olursa bu gibi durumda caiz görülmüş, onu ifade edeyim. O da belli bir dönemde, yani daha ilk başlangıç döneminde bu caiz görülmüş. Yoksa bunun dışında işte bir çocuğumuz daha olursa bu ileride geçim sıkıntısı çekebilir, nasıl onunla beraber geçineceğiz, bu gibi mülahazalarla çocuğun hayatına müdahale etmek uygun bir şey değil, çok büyük bir cinayet. Ve bazıları hadise dayanarak, ana rahmindeki merhalelerin anlatıldığı hadiste 120. günde çocuğa ruh üflenir, bu mealdeki hadisten hareketle 120. güne kadar müdahaleyi bir nevi meşru görme gibi bir temayül olmuşsa da artık son zamanlarda buna pek de itibar edilmemektedir ve şu nazara verilmektedir. Ana rahmindeki cenin daha ilk günden itibaren müstakil varlığı olan bir canlıdır. Dolayısıyla onun hayat hakkı vardır, yaşama hakkı vardır. Anne babanın kendi rızalarıyla da olsa onun hayatına müdahale gibi bir tasarrufları, böyle bir yetkileri söz konusu değildir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti çocuklarınızı geçim sıkıntısıyla öldürmeyin, cahiliye Araplarının yanlış bir uygulaması şeklinde sadece o anlamda anlamak eksik olur. Günümüzün cahiliyesinde işte milenyum tabir edilen artık 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde daha vahşi bir takım cahiliye adetleri olabilmektedir. Nahnu narzuquhum ve iyyakum. Biz hem onları rızıklandırırız hem de sizi rızıklandırırız. Yani rızkı veren Allah'tır. Allah yarattığı gibi aynı zamanda rızıklandırır. Dünyaya gönderdiği bebekleri de Allah bir şekilde rızıklandırmaktadır. Bazı aileler var, belki 8-10 tane çocuğu var. Ama Allahu Teala bir şekilde onları rızıklandırıyor. Bazı aileler var, belki bir çocuk veya iki çocuğu var ama geçim sıkıntısı çekiyor. Bu açıdan gelen bebekle Allahu Teala onlara ne imkanlar verecek bilemiyorlar. Ve belki de Allahu Teala onun bereketine onların önünü açacak, maddi imkanlarını artıracak. Bu açıdan nüfusumuz artarsa işte nasıl geçindiririz,
böyle bir telaş içinde olmamak gerekir. Genel anlamda da düşündüğümüzde, diyelim bundan 50 yıl önce Türkiye 20 milyon civarındaysa, 25 milyon civarındaysa, günümüzde 3 kat artmıştır ve günümüzde maddi imkanlar daha da fazladır. Yani Allah-u Teala hayata gönderdiklerini bir şekilde rızıklandırıyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَ O çok çirkin bir şeydir. وَسَاءَ سَب۪يلًا Ve yol olarak kötü bir yoldur. Kur'an-ı Kerim zinayı yasaklıyor. Bunu yaparken yaklaşmayın ifadesiyle yasaklıyor. Yani zinanın ön bir takım şeyleri vardır. İnsan oralara yaklaştığında çekim alanına girer, kendini kurtarmayabilir. İşte bu açıdan zina yapmayın demektense zinaya yaklaşmayın ifadesi çok daha etkili, çok daha bunun yasak olduğunu bildiren bir durumdur. Maalesef Kur'an-ı Kerim'in büyük günahlardan biri olarak saydığı bu çirkin fiil de günümüzde dünyada çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Öyle ki Müslüman ülkeler bile böyle bir afetten kendilerini tam kurtaramamışlardır. Ve tarih boyunca bu gizli örtülü yapılan bir durum olmakla beraber 20. yüzyılda insanlık adeta divane hale gelmiş, bu noktada perişan bir hale gelmiş, hatta bunu savunanlar bile çıkabilmiştir. Halbuki ayetin de ifade ettiği gibi zina çok çirkin bir şeydir ve kötü bir yoldur. Zinanın alternatifi evliliktir. Evlilik yoluyla kadın erkek bir araya gelir, aile yuvası kurar ve o ailede geleceğin fertleri yetişir. Ama zina yoluyla bir araya gelmek, veledi zinaların, gayrimeşru çocukların dünyaya gelmesi demektir. Ve bu ise toplumsal bir felakettir. Diyelim gayrimeşru beraberlikten bir çocuk dünyaya geldi ama baba ortada yok. Baba bilinmiyor. Zavallı kadın hem günahın bir ezikliği var hem de günahın doğrudan bir alameti yanında. Elbette o çok sıkıntılar çekecek ve çocuğun yetişmesi açısından da çocuk daima bir eziklik içerisinde olacaktır. Ve bu ise toplumsal bir felakettir. Kur'an-ı Kerim zinayı yasakladığı gibi zinanın öncüleri durumunda olan harama bakmak, kılık kıyafetin açık saçık olması gibi durumları da yine yasaklamıştır. Buna seddüz zerai deniyor. Yani harama götüren yolların seddedilmesi, vesilelerin ortadan kaldırılması ve bir nevi koruyucu hekimlik gibi, yani hasta olup tedavi olmak yerine hiç hasta olmamak, sağlam bir bünye taşımak en güzeli. Toplumun da manevi sağlığı açısından elbette bununla alakalı hükümlerin bilinmesi, insanların haramdan, zinadan, buna götüren yollardan uzak kalması gerekiyor. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ Yani bir hakkın olmaksızın hak edenler dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Burada adam öldürmenin haramlığı nazara veriliyor. Haksız yere adam öldürmek, o da büyük günahlardan birisidir. اِلَّا بِالْحَقِّ Ancak belli bazı durumlarda adam öldürmek, insan öldürmek meşru hale geliyor. Bunlardan birisi nefsi müdafaa hali. Yani biri diyelim size saldırdı. Kendinizi korurken onun ölümüne sebebiyet verseniz bu doğrudan bir öldürme tarzında değil. Doğrudan bir katil muamelesi gerektiren bir durum değil. Günümüzdeki kanunlarda da bu yine böyledir. Meşru müdafaa daima söz konusudur. Kanunlar da buna yer vermiştir. Veya savaş hali. Savaş halinde de siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek. O zaman yine bu meşru bir durum oluyor. Bir başkası ise, diyelim birisi bir başkasını öldürdü ve yakalandı. Devlet eliyle bunun cezalandırılması, idam cezası. Her ne kadar günümüzde Türkiye'de bu kaldırılmışsa da dünyanın pek çok ülkelerinde yine devam etmektedir. Ve ülkemizde de bunun kaldırılması tartışmalı bir durumdur. Ve insanımız
bunu tam kabullenememiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olan bir hükmün uygulanmamasıdır. Öte yandan sırf Kur'an'da yer alması değil, dünyanın pek çok devletlerinin kanunlarında bulunan bir durumdur. Bazı suçlar vardır ki bu suçların cezası idam olmalıdır. Yoksa hapiste beslemek veya afla bunları kurtarmak çözüm değildir. Bu tarz gevşek bir takım hareketler adeta suça teşvik olmakta ve suçu daha cazip hale getirebilmektedir. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا Kim bir kimse mazlum olarak öldürülürse, haksız yere öldürülürse فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا Biz onun velisine bir imkan verdik ve yetki verdik. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ Ama o da kısası uygulamada aşırıya gitmesin. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا O zaten bu noktada kendine belli yetkilerin verilmesiyle yardım görmüştür. Haddini aşıp da ileriye gitmesin. Bu şu anlamda İslam hukukunda eğer bir insan zulmen öldürülmüşse onun yakınları isterlerse o katil yakalandığında onun idam edilmesini talep ederler, isterlerse de diyet alabilirler. Diyelim diyeti aldılar ama ardından bazılarını kiralık katil gibi tutup onu temizletmeye çalışmaları, bu gibi durumlar caiz değildir. Çünkü diyeti kabullenmişlerdir. Diyeti kabul etme durumunda artık o idam cezası uygulanmamaktadır. Velisi durumunda olanlar, onun yakınları durumunda olanlar bu noktada Allah'ın koymuş olduğu ölçülere riayet etmekle mükelleftirler. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Yetim malına yaklaşmayın. اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ancak en güzel bir şekilde. Hatta يَبْلُوَ اَشُدَّ O bülû dönemine varıncaya kadar. Yani bir yetim bülû dönemine geldiğinde artık reşit hale gelmiştir. Kendi malını kullanabilecek bir duruma gelmiştir. Ve artık mal kendine aittir. O malda tasarrufta bulunur. Ama o bülû dönemine, reşit olma dönemine gelinceye kadar onun velisi durumunda ona bakmakla yükümlü olan yakınları anne babasının ona bırakmış olduğu mal üzerinde kötü tasarrufta bulunmamaları gerekir. Maalesef bu noktada da bir kısım insanlar ölçüyü kaçırmakta, yetimin malını yiyebilmektedirler. Ve yetim malı yemek de Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış olan fiillerden bir tanesidir. Ona yardım etmek gerekirken, onu himaye etmek gerekirken, onun varislerinden kalan mala talip olmak, bunu çarçur etmek, bu da gerçekten çok dehşetli bir durumdur. Kur'an-ı Kerim bunu da yasaklamaktadır. Ve evful ahd ve ahde vefa gösterin. Yani bir insan bir söz vermişse verdiği sözü tutmalı ve vaadini yerine getirmeli. İnnel ahde kâne mes'ûle şüphesiz verilen ahitten insan mes'uldür ve sorumludur. Bazıları belki şöyle bir yanlış kullanım içerisinde oluyorlar. Diyelim birisi size söz verdi ama bakıyorsunuz sözünü tutmuyor. Ona bunu hatırlatıyorsunuz. Sen söz vermiştin, neden yapmadın? O da diyor ki yemin etmedim ki. Halbuki sözü yerine getirmek için yemin etmek şartı yoktur. Söz sözdür. Söz ağızdan çıkar ve bağlayıcıdır. Kur'an-ı Kerim innel ahde kâne mes'ûle verilen ahit insanı mes'ul yapar. İnsan verdiği sözden sorumludur. Böyle bir esası bize bildiriyor. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil gıstâsıl müstakîm tarttığınızda doğru bir şekilde tartın ve doğru ölçülerle ölçün. Yani ölçü ve tartıya riayet edin ve bunu düzgün bir şekilde yapın. Zalike hayır, bu daha hayırlıdır ve ahsenu tevile netice itibariyle daha güzeldir. Bir insan ölçerken, tartarken, biçerken demek ki doğruluğu esas almalı. Böyle hile yapmak, kandırmak değil, doğru bir şekilde bunları yerine getirmeli. وَلَا تَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ
hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Bu şu anlamda değil. Yani bir şeyi bilmiyorsan öğrenme, o anlamda değil. Ama diyelim biriyle alakalı aleyhte bir söz duydun. O konuda herhangi bir bilgiye de sahip değilsin. Hemen onu doğru gibi kabul etme. O konuda sırf zanna dayanarak, sırf bazı ihtimallere dayanarak hemen onu öyle kabul etme. Ve mesela gazetecilik mesleği, medya kuruluşları, onların durumunu nazara alacak olursak, bunlar her taraftan bir takım haberleri almaya çalışıyorlar. Diyelim zayıf bir haber duydular. Bunu hemen manşetten vermenin bir anlamı yok. Bununla alakalı önce ciddi bir araştırma yapılır. Gerçekten hakikatsa o zaman manşete taşınır. Yoksa ne olduğu bilinmeden hemen ilginç haberdir, işte reytingi olabilir diye bunun üzerine atlamak, bunu doğru gibi kabul etmek uygun değildir. Bu vicdani bir sorumluluktur aynı zamanda. Kanuni zorunluluğun ötesinde vicdani bir sorumluluktur. İnsanların buna dikkat etmesi gerekir. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاتِ Yani insanın kulağı, gözü, kalbi كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْعُولَ Bunların tamamı ondan mesuldürler. Yani insanın gözü gördüğünden, kulağı duyduğundan, kalbi vermiş olduğu hükümlerden mesuldür. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde çalımlı bir şekilde yürüme. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Sen yeryüzünü yaramazsın. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ Ve boyca da dağlara erişemezsin. كُلُّ ذَٰلِكَ işte bütün bunlar كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا Yani bunlar Rabbin nezdinde hoşlanılmayan şeylerdir. Rabbinin sevmediği şeylerdir. Değerli izleyenlerim, Tevrat'ın 10 emrinden söz edilir. Tevrat'ta 10 emir var ve o 10 emir toplumu yönlendiren, toplumu şekillendiren durumlar. Tevrat Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabı. Bu yaklaşık bir sayfalık bölümde Allah-u Teala nice yasakları bize bildirdi. Ve bunlar gerçekten toplumun temel dinamikleridir. Toplumu ayakta tutan sütunlardır adeta. İnsanlar bunlara dikkat ettiklerinde toplum gerçekten dengeli bir toplum olur, huzurlu bir toplum olur. Ama bunlara dikkat edilmediğinde yetim malı yiyen bir toplum, çocuklarını öldüren bir toplum, zina eden bir toplum ve sözünde durmayan bir toplum, bilmediği meselelerin üzerine hemen atlayan, zanlarla hareket eden, insanları böyle suçlayan bir toplum. Bütün bunlar birer afettir. Bu afetlerin dermanı da Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim sadece iman, ibadet meseleleri değil, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hayatın içinden meseleleri bize bildiriyor. Ve tavrımız ne olmalı? Hatta hareketimiz ne olmalı? Neye göre yaşamalıyız? Adeta trafik işaretleri misali. Bir insan arabasına bindiğinde herhalde her istediği yerde istediği şekilde gidemez. Mecburi yönler vardır. Durması gereken işaretler vardır. Ve yeşili vardır, kırmızısı vardır renklerin. Bunların kendilerine göre anlamları vardır. Onun gibi bir insan da hayat yolunda giderken ben kendi keyfime göre yaşarım ve kimse bana karışamaz, ben hürüm, sonuna kadar hürüm diyemez. İnsan toplumun rahatı için ve aynı zamanda kendi rahatı için bir kısım helallere, haramlara dikkat etmeli ve haramlardan uzak kalmalıdır. Cenab-ı Hak bu anlamda tertemiz bir hayatı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.